Burası hala sömürüyor mu? Güzel. Tamam, sen de bundan ol. Sen ne yapıyorsun? Son yemirler. Sonun başlangıcı. Efendim, eli kulağında navigasyon kesintisiyle beraber bu telgraf istasyonu aracılığıyla kaynak sipariş vermek için son şansımız. Sonrasında sıcaklıklar düşmeden sevkiyatın gelmesi için yeterli zaman olmayacak. Emri ver. Ne söyleyebiliriz? Hemen söyleyelim. İşçi mi? Maksimum 16 işçi söyleyebiliyoruz. Yani aslında daha fazla... Ne söyleyelim? Bir takım işçiler gidecek. İşçi mi çağıralım geri? Görüşürüz belki de baba. Lan bir dur! İşçi söyleyebilirim bak. Keyif evi lazım. Keyif evi birden fazla olmuyor. Bir tane var. Aktif. Gidenlere güle güle. Bir takım insan gidecek. O yüzden sanki biraz iş gücümüz azalacak. Yani bir protez söylüyoruz. Artık yok yani. Başka bir şey yok. Evet. 16 işçi söyledik. Çünkü bir takım insanlar gidecek buradan belli. Şimdi hal böyleyken buradan devam etmemiz lazım. Mı? Dur. Abi buna ihtiyaç yok artık. Sen direkt buraya geliyorsun. Bu bir. Tamam mı? Buhar eşanjörleri çalıştırabilir miyim? Evet ama dur, onu yapamayız. İkincisi daha olmadı. Yapıştır. Kaç taneydi? 25 mi? Kaç var bizde? Tamam, 20 tane. Tamam, 20 tane. Olacak. Hadi yavrum, hadi. Isıtıcılar, sağlık bakım yalıtım. Okay. Burada herkes deli gibi çalışıyor mu? Güzel. 37. gün. Aha. Bitiyor. Vallahi bitiyor. Bu ne lan? Daha fazla yardım gönderemeyiz. Tamam. Okay. İyice coştu. Şimdi bu evler serin. Sıcaklık durumunda serin. Serin olduğu zaman çok sıkıntı olmuyor. Ama 39. günde buna bir önlem almamız gerekecek. Sağlık bakım yalıtım araştırıldı, güzel. Menzil önemli. Uzun saat çalışma uzatılmış vardı ya. Efendim, insanlarımız tükenmiş durumda. Huzursuzluk biraz artacak. Uzatılmış vardı. Etkin oldu. Grev olmasın abi. Yemişim grevi. İyi dayandılar. Daha da bir şey demiyorum.
Nakliye ulaştı. Abim, yapış. Şuradan seri bak. Çok seri. 12 tane. 12 tane bitti mi ikincisini de yapıştıracağız. Ama burada durmayacak bunlar. Bunlar burada durmayacak. Yani tek istediğim aç kalmayalım ya. Aç kalacağız ha. Vallahi aç kalacağız. 4 gün mü? 4 günlük yiyecek. Abi şu an bizde 4 günlük yiyecek var ve hayatta yetmez. Hayatta yetmez. Evet, sıçtık. Yemekten patladık. Hani şu beslemeye devam etmek zorunda. Bu kaç gün kalıyor? 4 gün mü? Yani soğuk evler. Huzursuzluk büyük oranında grev riski artacak. Gün içinde 16 soğuk evi ısıtmaya başlaman ve 2 gün boyunca ısınman. 33 soğuk evi, 16 ev. Tamam. Bunun menzili, neyse şunun menzili upgrade edip bitsin de. Ne oldu lan? Ha gidiyorlar. Niye küfrediyorsun ki? Kaç kişi gitti? Son günlere ayrılmaya hazırlanırken limanlarda bir kalabalık birikiyor. Gemileri binerek evlerine dönmeyi bekliyorlar. Onları tekrar düşünmeye, ikna etmeye ya da hepsini kalmaya zorlamak için bu son şansın. Gitmelerine izin ver. İş motivasyon büyük ölçüde düşecek. Lan büyük. İşlerin mühendisinin %20'si ayrılacak. Lan ben motivasyon düşerse oyun biter. İşlerin ve mühendislerin %10'u yaralanacak. Huzursuzluk büyük oranda artacak. Şimdi bu oyunu bitireceği için bunu yapmak zorundayım. Ama bunu yaparsam ne kadar büyük oranda huzursuzluk artacak? %10. İşçilerin mühendisinin %10'u yaralanacak. Çüş. Yani gitmelerine izin verdiğimde motivasyon çok düşmeyecekse. Yani şu an motivasyonumu görmek istiyorum ben. Çok düşük ki. Biter ya, pıt diye biter böyle. Oyun biter. İyi ki yapmamışız. Vallahi biterdi. Oğlum sen niye, 11 niye evsizimiz var? Ne alaka 11 evsiz ya? Bir dakika. 22 mi? Vay arkadaş ya. Tamam, sizi istemiyorum. Sizi de istemiyorum. Siz buradakilerle ilgilenin. Yaralı maralı insanlar var. Tövbe estağfurullah ya. Olaya bak ya. Biz bir şey yaptık sanki ya. Tamam, burada sıkıntı yok değil mi? Zararlı değil babam. Bana zararlı mararlı deme. Yapıştırırım şunu. Tamam. Şu. Lütfen bu düzgün çalışsın. Tamam, 12 yarına biter herhalde. Bir dakika ya. Niye şu an ev sıkıntısı çekiyorum ben? Ne alaka? Anlamadım ki. Hiç anlamadım yani. Fazladan tamam. Evlerde en az yaşanabilirliği kalan zaman. Tamam, yarın hallederim.
45. güne kadar vaktimiz var. Yalnızız son günler. Kamp ürkütücü bir sessizliğe uyanıyor. Son gemilerin gitmesiyle birlikte artık dış destek bekleyemeyiz. Malzeme yok, posta yok, acil bir durumda tahliye imkanı yok. Kendi başımızayız. Her sabah motivasyon daha... Oğlum ne düş... Ne motivasyonu ya? Motivasyon artıran bir şeyler lazım. Kısa var diye. Motivasyon... Lan! Ya kısa var diye kullanmak işin güvenliğini biraz... Motivasyon niye düşmüyor abi? Bundan niye motivasyon... Sınıf ayrımı. Motivasyonu daha yüksek olur. Mühendislerin motivasyonu daha yüksek olur. Yemin ediyorum. Ne bu? Uzatılmış vardiya tazminatı. Daha huzursuzluk. Abim yiyecek mi yiyecek? Yok. Bekle. Burada ne verebilirim? Yani... Buradaki her şey o kadar insanlara yönelik ki. Gömülmüş cesetler hastalık kapma tehlikesi. Bir morg inşa etmek zorunda olacaksın. Cenaze törenleri. Cenaze törenleri motivasyonu arttırıyor mu acaba? Revir iş standartizasyonu. Kısa vardiyayı kullandıktan sonra yok. Vardiya iş koordinasyonu. Uzatılmış vardiya tazminatları. Hayır, bu huzursuzluk diyor. Sınıf ayrımından gidebiliriz. Sınıf ayrımında mühendislerin motivasyonu daha yüksek olur diyor ama. Tüm mühendisler için mühendis lojmanı inşa etmen gerek. Acaba maliyeti ne kadar? Süsen Bey, keyif evimiz bir tane olabiliyor maksimum. Oda var ve aktif. Daha fazla oyun eklettirmiyor. Bak. Ben göstereyim. Bak, bar. Bardan alıyor. Şehirde tek bir bar olabilir. O yüzden. Ama buradan şunu yapabiliriz. Evet. Tamam, şimdi millet. Bir miktar ısı nerede ısı? Teknolojidir. Bu ne? Güç düşkünü. Efendim, kışın yaklaşmasıyla insanlar yemek kıtlığı konusunda endişelenmeye başlıyor. Nezaretçilerin yiyecek pay dağılımını kontrol etmeye çalışıp kendilerine daha çok pay verdiklerinden şikayetçiler. Motivasyon düşecek, huzursuzluk arar. Onlar en iyisi. Aa, motivasyon düşecek, bir şey yapamam. Onlar en iyisini bilir. Bizim şunu yapmamız gerek. 16 evi ısıtmamız gerek. O da çok zor değil. Bir tane buraya koysak. Ya da dur ya, hemen yapmayalım. Sonuna kadar bekleyelim, daha vaktimiz var. Değil mi? Evet, bir gün 6 saat diyor. Gece yaparız. Isıtıcı verimlilik. Daha çok hasta yatağı gerek. Hastalar tedavi edecek, söz veriyorum. Hastanın 3'te 1'ini tedavi etmeye başlamak için 3 gün olacak. Peki. Tedavi edildik 3'te 1'i. Oho, her türlü. He, şu an tabii şeyler değil mi? Yo, hala serin evler. Yalnız şunlar durduğu için... Bir dakika.
Burada hiç şey yok değil mi şu an? İnsan yok. Bizim şu an 40 tane insanımız boşta değil mi? Hemen o 40 insanı nasıl çalıştırabiliriz bir bakalım. Bıçkı evi. Abi bir dakika, balıkçı... Dur. Şunları tamamen yıkabiliyor muyuz? Şu an. Bunları yıkarsak kaynaklar uçuyor mu? Ya da. Abi burada bir şey kalmamış ki zaten. Tamam, burada bir şey kalmamışsa bunu yık. Bundan revir yaparız en kötü. Bunu da yık. Orada kimse çalışamaz artık. Burada. Bunu da mı sömürdük? Bunu da yık. Sağlık sözleri tutuldu. Bu kadar. Kolaydı. O zaman bunu komple yıkabiliriz. İyi. Güzel. Şu an tek bir isteğimiz var. Derhal şunun bitmesi. Açlıktan öleceğiz. Okay. Reviri de kapsadık. Hiç fena değil. Daha ısıtıcıya falan gerek yok ya. Siz de evinize gidip takılın artık. İstemiyorum bir şey sizden. Ekstra kaynak yemenize gerek yok. Ama var dur lan, şey var. Ayo. Ayo, var. İşçiler değil ama hepsi bunların mühendisi olabilir. Aa, kokain haplı iptal mi? Yemeklere beraber kokain sunacak ve motivasyon biraz artacak. Ulan bunu benim böyle mi yapmam gerekiyor? Sürekli kullanım bağımlılığa ve ölmeme sebep olabilir. Yemeklere beraber kokain sunacak ve motivasyon biraz artacak. Benim bunu basmam mı lazım? He, iyi dedin onu. Ama ben bunu bilemezdim. Ama ben bunu nereden bilebilirdim ki? Tamam, sen buradan çalışmaya devam et, tamam mı? Geliştirilmiş olduğundan oluyor. Saat başı 2 kömür. Yavaş ver. Sıkıntı yok. Bunun şuna ihtiyacı var. Yo. Bunun şuna ihtiyacı yok. Hemen okuyalım. Şapel motivasyon artır, serinliği insanlar hasta oluyor. Serinliği insanların hasta düşük ihtimalle olur. Ama yaptık. Şapel motivasyonu cooldown'da. Şu an baktığımızda hala serinde ama naltızlarımız var. Yani buradan sonra daha başka bir şey yapamam artık. Ha, şuna tabii ki buna yapabiliriz. Bu arada bundan bir tane daha yapmam gerekiyor. Onun için de şunu bekliyorum yani. 4 kaldı. Alan hadi be.
Ne bu? Soğuk yanı. İnsanlarımızın biri soğuk yanından ötürü çok kötü hasta oldu. İnsanları böylesine soğukta çalışmak zorunda. Evet. Yani. Sizin burada durmanıza gerek yok. Yıkılabilirsin. Oradan çelik çıkarmaya devam ediyorlar. Ama çelik çıkarmaya da göre biraz ısınmak. Huzursuzluk orta derecede artacak elbette ama kısa tut. İnşaat bölgesinde ısıtma açıkken işçiler daha verimsiz çalışacak ama hasta olma ihtimalleri daha düşük oluyor. Tabii ki. Okay. Siz çalışmayın ya şu an. Siz de çalışmayın. Teşekkürler. Dur. Bitti mi? Bitti. Aslında benim buradan buna devam etmem gerekiyor. Dur, önce bir şunu yapalım da. Termal kabuk. Bu da son. Hop, buna 50 kişiyi gömüyorum, tamam mı? Bu bir. Isıtıcıyı atıyorum. Bu iki. Kalan insanları buraya yolluyorum. Üç. Ve bundan jeneratör boostlamaca. Tamam mı? Bu kadar. Buna da yapıştırıyorum. Let's go. Hadi. Söz tutulmadı. Hangi söz tutul... Ha, çünkü... İyi de ne yapabilirim ki daha? Bundan ötesi yok ki. Maltızlar... Maltızlar son seviye. Maltızlar son seviye, bu bir. Isıtıcı bunu etkilemiyor. İki. Yani... Evlerin üstü yok. Çadırdan öteye gidemiyorlar. 3. Daha fazla maltız hiçbir şekilde daha da ısıtmıyor. 2 gün kadar planın gerisindeyiz. Kesin grev çıkacak. Buradan patlarsak da. Keşke gitselerdi. Hadi. Çıldırmış hatip ne? Efendim, jeneratörün etrafında uzun sırım gibi bir adamın etrafında bir kalabalık toplanıyor. Adam el kol hareketleri yaparak bağırıyor. Bu Babil Kulesi'ni Yüce Efendimiz Tanrı'ya karşı inşa ettik. Şimdi onun hiddeti üzerimizde. Bu yüzden bizi cezalandırmak için büyük soğuğu yolladı. Tövbe edin, elinizdekileri bırakın ve dua edin. İnsanların çoğu sadece bakıyor fakat yanındaki birkaç kişi diz çöküyor. Hadi bir ancak huzursuzluk artacak. Motivasyon yükseldi. Motivasyon ne olur yükselsin. Birazcık daha yükselsin. Devam. Thank you. Very much. Niye bunu yapamıyorum? Buz gibi eder. Babacım yapamıyorum, yapamıyorum. 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 Oyun daha fazla yaptırtmıyor. Ama revir yapabilirim. Niye revir yapmadık ya biz? Ayıp oldu insanlara. İnsanlara çok ayıp oldu. Revir yapabiliriz. Neyse, şimdi 3 revirle var ya, bomba gibi. 4 revir lan. Geliyor. Sıkıntı yok. Ölenler var, olabilir. Ölümcül aşırı doz. Aa, kokainden gitti lan adam. Uyuşturucu kullanımını keselim. Motivasyon düşsün.
İlk ölüm. Aa, bu arada ilk ölüm arkadaşlar. Oyunun kanlar kitabı. İnsanlar kendi başlarına halledebilirler. Kanlar kitabı aç. Cesetlerin iadesi. Şu an iade ettik. Buz donmuş. Oha, cesetlerin iadesi ne kadar? Vay canına, ne kadar şey verdi öyle. Motivasyon verdi. İyiymiş. Yani mantıklı tabii. Ama yine de iyiymiş. Hemen buraya bunu yapıştırdık. Devam. Seri. Sabah olsun. Bam bam. Yapıştırıyoruz. Süper şarjları. Bu zaten bitiyor da bunu yetiştirebilecek miyiz esas, o sıkıntı. Hatta ikisini buna harcayabilirim ya. Yapabilirsem tabii. Gerçi muhtemelen öncesinde... Sen niye bu kadar geriledin şu an? 42. güne yaklaşıyoruz. Tamam, ısıda da bütün hepsini fullledik. Yani. Buhar şanjörü 2 gün süre. Yap baba yap. Biri bitiyor. Biri bitiyor. Hadi yavrum. Hadi. Hadi biri bitiyor. Öbüründe. Çok güzel. Biri bitti. Bir şey söyleyeceğim. Biri bitti. Kal. Öbüründe yarısındayız. Let's go. Geliyor. Hastanın tedaviye ihtiyacı var. Yapıyorum. Hemen bir revir açacağım. Hemen bir revir açacağım. Bak. Şu an o reviri açtım. Hatta iki revir. Dur. Bekle geliyor. İkinci revir geliyor ya babacım. Sen rahat ol. Al ikinci revir. Heh. Dur. Lütfen. Heh. İkinci revir. Tamam mı? Şuradakileri bir kapatalım da buradakiler sıkıntı çıkartıyor. Nerede o şeyler? Çadır değil. Şu. Sen ve sen. Size hiç gerek yok. Siz burada dandiksiniz. Onlar burada çok daha iyi. Konforlu revirler. Tabii öyle. 63 mü? Bir dakika. Nasıl 63? Ha, bunlar tedaviye gitmediği için daha. Okey. Öyle bir dünya yok diyecektim. Ama oluyor neyse ki. Hadi yavrum hadi. Hadi bitir artık. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık chat. Hatta şirket cenazeleri cesetleri Londra'ya yollamak motivasyonu daha da yükseltiyor. Hadi bakalım. Tamam mı? Al sana daha da motivasyon. Ama burada bir sıkıntımız var. Görünüyor ki ben bir tane daha revir yapmak zorundayım. Çünkü sapır sapır gidiyorlar. Şöyle yapıyorum. Hadi. Kimse boşta çalışmaz. Sen de git lan, evine mi gideceksin? Nereye gidiyorsan git. İyice artık coştu. İyice çirkinleşti şu an oyun. Şu an oyun çok çirkinleşti. Şuraya bir maltız. Donuk. Efendim 8 halkı bu sabah işe gelmedi. Ne? 8 halkı mı? İş arkadaşları onları kontrol etmeye gitmiş, yataklarında donuk halde bulmuşlar. Olur öyle. Hadi yapıyoruz. Hadi. Grev mirev yok bak. Grev mirev yok. Ağzınızı kırarım. Grevi sonlandırıyorum şu an.
Rev mrev yok, devam. Biz de böyle kardeş. Grev mrev yok. Seri bir şekilde çalışıyorsun. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır, son gaz. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbelal. Hadi lan. Hadi. Morginşah. Hangi Morginşah? Ulan bu ne? Niye buraya yol çekmiyorsunuz? At kafaları. Pes. Aa vallahi gittik. Hemen şapel. Hemen şapel. Devam et. Devam et, bir şey yok. Yemek bitti. Hızlı lan, hızlı, hadi. Hadi. Huzursuzlukla gidelim. Ya bunun nedeni şu morg sıkıntı yarattı. Şu şeyde. Abim hadi. Durma. Oyun yavaşlamasın. Oyunu yavaşlatma. Ak git ya. Şu bitsin var ya, bir tane daha çıkacağım. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi. Sana geliyorum sana. Yapıştır. Yemişim seni. İş durdu. Şu an bununla ilgilenmeyeceğim. Ne yapabileceğimi bir bakayım. Bu iş mi durdu? Cık, bu iş durmadı. Hadi. Bu ne? Hastanın tedaviye ihtiyacı var. Kafa atacağım ama yani belki kafa atma yöntemiyle iyileşirler. Al. Bak motivasyonu arttırdı. Nasıl fikir? Hadi. Hadi ilerliyoruz. Hadi. Ulan 5 buhar şanşörüm mü? Buhar şanşörüm mü yok benim? Buhar şanşörüm yok benim. Var ya. Teessüf ederim. Başka da bir şey değil yani. Hemen 5 tane yapın bana. Nerede bu 5 tane buhar şanjörüm? Uzun mesai istiyorum. Teşekkürler. Sabahına bu bitti. Sabahına bu bitti ya da biz bittik. Sabahına ya bu bitti ya biz bittik. 3 2 1 0 Bam. Bitti. İşte bu. It's operational. Efendim, büyük fedakarlıkların ardından nihayet jeneratörü tamamladık. Kimileri bunun yapılamayacağını söyledi ama işte orada kampın arkasında uzanıyor kocaman ve cüretkar. Soğuğa ve doğa anaya olan üstünlüğümüzün bir kanıtı. Adeta dünyaya bir meydan okuyuş. Göğüs gereceğiz. Göğüs gereceğiz. Buz kıran bizi eve götürmeye gelene kadar yapmamız gerektiği üzere. Neredeyse başarmak üzereyiz. Çok yakınız ama bir o kadar da uzağız. Motivasyon fazlasıyla artacak. Kurtulmayı bekle. Jeneratör hazır. Şimdi havanın gemilerinin bizi gelip eve götürecek kadar iyileşmesini beklemeliyiz. Birkaç gün daha dayansak yeter. Jeneratör hala gelişmek için vakit var. Vallahi bitti. Daha ne yapayım? Bitti. Jeneratörün geliştirme. Aşırı yüklenme. Nasıl yani? Ha şu mu? Mühendis konuşlandır. Oho. Bir dakika. 10 tane bundan. Var mı? Var ha. Aa, olur. Benim nerede mühendisim var? Revirlerde tabii ki. Şöyle yapıyorum. Tamam. Sen gel böyle. Jeneratör girişimiz besleyici sistem. Besleyici sistemle. Dik borularla yapılan bir sistem eklendi sayesinde sirkülasyon gelişiyor ve jeneratör maksimum menzili artar.
Bu ne? Aşırı yüklenmiş üretim, acil güç kaynakları. Bunu yapamayız. Bu ne? Bunlar da yani. Neyse, bu ne yapsın? Bu ne yapabiliyorsa bunu yapsın. Yani bu noktadan sonra açlıktan öleceğiz. Çünkü yok. Kayıp gözcü. Kaptan 5 insan gönderilecek. Efendim, eğer her şey planlandığı gibi olursa Buzkıran yarın burada olmuş olacak. Herkes burayı terk etmek için sabırsızlıkla bekliyor. Halkımızdan biri gemiye bakmak için buzun üzerine çıktı fakat belli bir zamanın geçmesine rağmen dönmedi. Arkadaşlar onun başına bir şey gelmiş olmasından korkuyor. Kaptan 5 insan gönderilecek. Kaptan 5 insan gönderilsin. Gitti. Siz çalışmayın. Londra'dan haberler. İyi iş. Tebrikler. Jeneratörü son dakikada tamamladın. Ülke genelinde kıtlık insanları sokağa döktü. Manchester, Birmingham ve Leeds'te isyanlar var. Kolonilerdeki kaos daha da beter. Yeni başbakan Ebenezer Craven kaynakları... Craven. Lord Craven. Yeni başbakan Ebenezer Craven kaynakları jeneratör programına aktarmak istiyor. Bir sonraki atamanı değiştirebiliriz. Buzkıran yolda ve sizleri kurtarmak için yakında gelecek. Bekliyor olacağız. Bekliyor olacağız. Dan 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 dan. Buradan daha ne yapabiliriz? Burada her şeyi fulledik mi? Yep. Buradan ne yapabiliriz? Revir. Lul. Bir anda sınıf ayrımı. Revir. Revir yapman gerekecek. Dispanser. Ölüm bu ne? Onu buraya yapabiliyoruz. Ha, enteresan. Peki mesela diyelim burada. Gözcülerin kaderi. Efendim, arama ekibi gece yarısı elleri boş ve cesaretleri kırık bir halde döndü. Adamın sırt çantasının ve elbiselerinin parçalarını halka şeklinde kana bulanmış karın üzerinde bulmuşlar ve büyük izlerin yanında sürükleme izleri bulmuşlar. Tecrübeli bir kaşif, bunlar bir kutup ayısına ait diyor. Bu hayvanlar normalde kışa kadar kuzeyde kalır. Buradan çıkmamız gerekiyor. Hava cidden deliriyor. Sabahleyin geliyor arkadaşlar. 8 saat. Son 8 saat. Opsiyonel jeneratörü geliştir. Tamam. Geliştiriyorsa. Dispanser olur herhalde. Dispansere insan mı lazım? Peki. Motivasyon yükseldi ekstradan. Okay. Motivasyonu böyle böyle yükseltiyoruz artık. Hadi son kaç saat? 1 ve hava ısındı lan. Hava ısındı. Oha, hava çok ısındı. İşte bu kadar. Bitirdik. Nihayet inanamıyorum. Bugün için çok bekledim. İşimiz sona erdi. Tamamlandı. Ne muhteşem. Job's done. Son umut kıvılcımı. Ya da son umut kıvılcımı. Dev jeneratör büyük dağların yanında görünmez hale gelmeye başlıyor. Kısa süre sonra da ufukta kayboluyor. Her şeye rağmen kazanmayı başardınız ama gelecek yine de karanlık. İmparatorluk kaos içinde, insanlar iş, yemek ve sıcaklık için mücadele ediyor. Seni karşılayan şirket yetkilisi en kötü ihtimalde jeneratörde yer kazanmak için çekiliş yapılacağını söylüyor. Çekiliş. Halkının yorgun ama gururlu yüzlerine bakıyorsun. Soğuk rüzgarlar denizleri dalgalandırırken bunca çabanın başkasının iyiliği için mi olduğunu merak ediyorsun. Başardık. Oops.
Ferguson Channel Liverpool. Destek kapasitesi 500 vatandaş. Hayatta kalma şansı zayıf. Biz işimizi yaptık. Sevgili YouTube, böylelikle Frostpunk'ın son bahar hikayesini bitirmiş olduk. Diğer hikayeleri de oynamamı istiyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Tabii ki bu Twitch'te canlı yayın olduğu için ara ara durakladığım ve chat'i okuduğum yerler oldu. Oralar size sıkıcı geldiyse kusura bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.